Tayyip'i bütün Avrupa istiyor. Neden? Kimi istiyor? Tayyip Erdoğan'ı. Şu anda 1000 euro ile geliyor, 16 bin lira para alıyor. O yüzden Tayyip Erdoğan'ı alkışlıyorlar. Randevu alamıyor. Şu anda internet diye bir şey olmasın. Sen 25 gün sırada bekliyor olacaktın kardeşim ya. Telefonla bana bir randevu alır mısın? Şimdi şurada bir randevu hemen. Alabilir misin randevu? Hangi bir yerde? Al bir yerde ya. Akşam görüşürüz. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı diyoruz? Seçim anketi. Erdoğan. Neden? Çünkü ülkeni dimdik koruyan, Yahudinin, Hristiyanın okullarının gittiği adam Müslüman. Yani adam çaba sarf ediyor, öbürleri altılı yedili adamlar yatıyorlar ya. Kendi aralarında ittifak bile sağlayamadılar ya. Sağlayamadılar ya. Her konuşmasında yok sandalye nasıl, yok bilmem ne. Yani ülkeye bir... Hükümetin ekonomik politikalarını beğeniyor musun? Beğeniyorum. Siz Avrupa'ya gittin mi sen? Bir benzin 4 euro. 3 değil mi? 4 euro. 4 euro. Evet. Siz nereden geliyorsunuz? Ya fark etmez. Avrupa'dan mı geliyorsunuz? İş yerim var Avrupa'da. Evet. Şimdi oradaki asgari ücretle kaç topa benzin alınabiliyor? Asgari ücret değil. Orada 1500 euro, 2000 euro en fazla. Tamam. 1000 euro, böyle. 1000 euro kiraya gidiyor. 1000 euro kiraya gidiyor. 500 şeye gidiyor. Doğal gaza. Kalan 500 su, elektrik, yiyecek, ne yiyecek orada da? Yardım yapılıyormuş orada asgari ücretle çalışıyor. O biraz zor, o biraz zor. Ev kira eskiden, yardımı, doğal gaz eskiden yardımı, de, eskiden çocuk de. Yardımı. Eskidendi. Şu anda öyle diyorlar. Gurbetçiler öyle diyor. Şu Tayyip'i bütün Avrupa istiyor. Neden? Kimi istiyor? Tayyip Erdoğan'ı. Neden? Bize verin diyorlar, bizi idare etsin diyorlar, siz sevmiyorsanız diyorlar. Öyle mi diyorlar? Evet. Ne istiyor biliyor musun? 1 euro Türkiye'de 15-16 lira mı? 16 lira. Vatandaş Almanya'dan geliyordu, 1000 eurosunu bozduruyordu. Geçen yıl 8 bin lira para alıyordu TL. Şu anda 1000 euro ile geliyor, 16 bin lira para alıyor. O yüzden Tayyip Erdoğan'ı alkışlıyorlar. Türkiye Avrupa'dan gelenler için refah ülkesi. Türkiye'de yaşayanlar için cehennem. Savaş Avrupa'dan var. Gelenler için refah ülkesi. Savaş var. Savaş var. Ülkede nerede savaş var? Ülkede bakıyor 50 bin lira. Ya biz savaş ülkede olan üretim yok, üretim. Ya biz savaş olan Ukrayna'da kapanmış. Biz savaş olan Ukrayna'dan zeytinyağı aldık kapanmış. Ya. Ülkede üretim yok. Sanayi durmuş. Zeytinyağını ithal ediyoruz ya. Ne yapacaksın? Ya. Ukrayna gibi mi olacaksın? Ya Suriye'den Suriye'den patates Ukrayna'dan zeytinyağı ithal ettik ya. Ukrayna bir tuzağa düştü Rusya'nın yüzünden. Adam çıkamıyor ya. Ya şimdi bu çıkamıyor ya. Ya bu Almanya'da oy kullanan Almanya'da bastı, Türkiye aleyhine bak kardeşim. Oy kullananların oy kullanmaması lazım. Adam Almanya'da yaşayıp Avrupa'da yaşayıp Türkiye'nin üzerinde yani genel seçimlerde oy kullanmaması lazım kardeşim ya. Kardeşim. Haseki'de benim annem öldü. Ben 50 bin liraya daire sattım. 25 bin lira almadan cenazeyi vermediler ya. Şimdi telefon ediyor ki siz diyor gelin ilacınız hazır. Şimdi Sayın abim önceden hastane kuyrukları vardı. Şu anda hastane kuyrukları yok değil mi? Yok. Dün ben 25 gün sonrasına bana randevu veriliyor. Diyor ki randevuları doludur diyor. Bazılar devlet hastanesinde randevu alamıyor. Şu anda internet diye bir şey olmasın. Sen 25 gün sırada bekliyor olacaktın kardeşim ya. Sağlık müdürüne telefon et hemen randevu alırsın. Ya 8 sene çapanın diş hastanesinde bekledim. FETÖ'cü şerefsiz bitmedi. Ama FETÖ orada da var. Orada da var, o her tarafta var. Bunlar abi bunlar FETÖ ile işbirliğindeler zamanında işbirliği. Amerika'nın bilgisayarı olmasın, Google olmasın. Biz şimdi bir ay devlet hastanesinde sıra almak için randevu bekleyecektik ya. Amerika'ya gidip FETÖ'nün elini öpüyorlardı. Elini var mı yanlış ya? Telefonla bana bir randevu alır mısın? Şimdi şurada bir randevu hemen. Alabilir misin randevu? Hangi bir yerde? Al bir yerde ya. Akşam görüş çıkar. Çıkar al şimdi al. Ara nereye istiyorsan ara. Çıkar mal telefonla. Ben niye adam meşgul edeyim? Niye meşgul edeyim? Başkasına gelince çıkar telefonu demeyi bilen bir toplum sanırım. Ülke biraz sıkıntı çekiyor. Amenna. Birazı ama arkadaş. Şerefsizlere biz müsaade etmeyiz. Çalmıyor bile. Bana 25 gün sonrasına randevu veren bir şeyi ben beklersem orada bekleyeceğim. Bir ay bekliyordum gece. Gene bekleyeceksin işte. Ya gene bekliyorsun 25 gün. Şu anda teknoloji sayesinde randevuda hastanelerde kuyruk yok. Sadece teknoloji tabii sayesinde. Tabii yok ama evinde bekliyorsun o 25 günü. Bekletmiyor, evinde bekletiyor. Ya benim annem hasta. Torpil arıyordu. Ya bak abi aç. Çalmak için torpil arıyordu. Ya aç telefon.
Ya Allah aç. Bu adamlar razı olsun kardeşim. Abicim fark etmez. O bu ama bak kalabalık olmayan bu yerde de. Git bak şuradan bin Fatih otobüsüne. Bin Fatih. Ya bir dakika bak. Bir dakika. Al randevunu istediğin şekilde hastanede. Memleketin sorunu şu an sığınmacılar. Ama o zaman da diyorlar ki İstanbul'dayken kuyruk vardı. Çok kalabalık. O zaman da kalabalık. Çok kalabalık. Şuraya Fatih'e gittiğin zaman Cerrahpaşası, Haseki'si, ne bileyim Çapa'sı hepsi yan yana. Git Tekirdağ'a al randevu. Peki yatalak bir hastane al götür bakalım Tekirdağ'a götürebiliyor musun? Yetmiyorsa adam hastane açtığı için itiraz ediyorlar. Sen gidebilirsin, ben gidebilirim. Ama benim yaşlı veya yürüyemeyen hastam nasıl gidecek? Hastane açıyor onun için. Ona bile itiraz ediyorlar. Onu hayır kimse itiraz etmiyor ya. Bu kim itiraz ediyor hastaneye? İtiraz etmiyorlar. Kim etti? Kim etti abicim ya? Kim etti ya? Yollarını yapmadılar mı? Yollarla alakalı sıkıntı kim etti? Sen onu bana bir söylesene. De ki şu şahıs şu gün şurada itiraz etti de. Burada yapılan her hizmete her zaman yapılan bir hizmet olduğu zaman her zaman itiraz edildi. Allah Allah. Karşı çıkıldı. Peki bak onun bak ben sana soruyorum. Onun kimin itiraz ettiğini söyle. Şu yapılan yollardan bahsediyoruz. Tünellerden bahsediyoruz değil mi? Bahsediyoruz. Onlara itiraz edip onlardan geçen insanlar. Peki arkadaşım sen sosyal bir devlet olarak bu kadar parayı topluyorsan bana bu yolu yapmıyorsan ve yaptığın o yoldan da bana para benden para istiyorsan senin yaptığın yolun bir hükmü yok ki benim için. İşim görülüyor. Senin vermiş olduğun para senin hesabına geliyorsa oradan gidiyorsun. Ya bak hesabına gelmiyorsa bak, oradan dolaşıyorsun. Mantığının almadığı olay şu. Benden orayı yapmak için para topluyorsun. Orayı yaptın mı? Yaptın. Yaptıktan sonra bir de geçtiğim için para alıyorsun. Tamam işte. Bu hesabına gelmiyorsa git öbür taraftan. Hem ya böyle bir mantık mı var ya? Tamam abiciğim sen böyle yaşa. Fabrikalar vardı. Atatürk'ün kurduğu. Şeker fabrikalar vardı. Özelleştirdiniz. Teker vardı. Özelleştirdiniz. Sigara içiyorsunuz değil mi? Amerikan'ın sigarasını alıyorsunuz içiyorsunuz. Sümer Bank'ımız vardı. Özelleştirdiniz. Daha sayayım. Çelik fabrikalarınız vardı. Demir çelik fabrikalarınız. Özelleştirdiniz. Birçok yeri özelleştirdiniz bu ülkede ya. Sattınız ne oldu? Ya. 20 yıl önce. Şimdi soruyorum bakın. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Yapacağımızı söyle. Yapacağımızı söyle. Konuşacağım. Bakın şu anda yağın tenekesi 200 lira değil mi? 200 lira. Yağın tenekesi 200 lira. Ne oldu? Trakya'da fabrika Trakya'da insanlar ne oluyordu? Tarımdan yağ üretiyorduk ya. Yağ üretiyorduk ya. Ne oldu? Tarımı bitirdiler. Tarımı bu ülkede. Bu ülkede tarımı bitirdiler. İthal ettiler. Her şeyi ithal ediyorlar. Her şeyi. Çalışmıyor. Her şeyi çalışmıyorlar diye çiftçi kan ağlıyor. Anadolu'da çiftçi kan ağlıyor. Anadolu'da çiftçi kan ağlıyor. Üretmiyor. Traktörlerini kapatmış. Pazara gidiyorsunuz 30 liraya patlıcanı 20 liraya domatesi alıyorsanız bu ülkeyi yönetenlerdir bunun sorunu. O zaman sorun onlardadır. Kendi üret. Sorun onlardadır. Üretiriz. Tarımı sen yap. Çiftçiye mazotu nasıl verecek biliyor musun? Yarı yarıya verecek. Yarı yarıya yatçılara ne oluyor? Yatçılara beleşten veriyor. Niye veriyor? Bu ülkede. Mazot kimi? Bu ülkede zenginlere bedava veriyor. Bu ülkede en çok Dur. En çok asgari ücretliden vergi alınıyor değil mi bu ülkede? Bir şey anlaşılmıyor. Bu ülkede en çok asgari ücretliden vergi alınıyor. Evet, vergi en çok. Zenginlerden alınmıyor. Zenginlerden alınmıyor. Asgari ücretten. Çalıştım ben gayet dışı. Ya bitmiş değilim. Bu ülke. Bu gelmek. Geliyor gelmekte olan bunu bilin. Teşekkür ederim. Sağ olun.